Herkese merhaba, ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Temmuz favorileri videomla karşınızdayım. Bugün çok sevdiğim bir tanecik, en sevdiğim YouTuber arkadaşım. Teşekkür ederim. Meryem'le birlikteyiz. Bu seferki favorilerini Meryem bana eşlik edecek ve onun da favorileri var. Evet. İzlemeye devam edin. Videoya başlamadan önce kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ben video yüklediğimde sizlere anında Merve yeni video yükledi diye bildirim gelmesini istiyorsanız o minik zil işareti gerçekten son derece önemli. Ve evet tatlı. Evet. Şimdi bugün ben de favorilerimi göstereceğim. Benim için de nostalji olacak. Ya. Benim böyle kanalımı ilk açtığım zamanlarda yapıyordum çünkü. Evet. Ve uzun zamandır böyle video çekmiyorum. Belki bilmeyenler vardır bence. Meryem anlat sen YouTube'a aslında evet. Nasıl başladın? Ben ilk başlarda YouTube'da böyle makyaj yapıyordum, alışveriş videoları çekiyordum, favoriler videoları çekiyordum. Ve daha sonra hani çok da iyi olmadığımı düşündüm. Hiç de değil, hayır. Ya eğlenceli videoların beni daha hani çünkü mutlu ettiğini düşündüm. Çünkü sen eğlenceli bir insansın aynen. Zaten. O tarz videolar beni daha mutlu ettiğini düşündüm ve böyle bir yöne doğru geçtim. Ama ara sıra özlüyorum yani böyle şeyler özlemez yapmayı da. Ya? Ve konuşmayı full kamerayla. Çok tatlı. Bu arada yani Meryem'in zaten kozmetikle alakası var. Çok aşırı neşir. Evet, seviyorum ben. Sürekli yani. Bakımlı. Her gün neredeyse beraber olduğumuz için evet. Ne zaman teşekkür görsem ederim. Her zaman makyajı var. Her zaman tırnakları ojeli. Şu an saçları... değil. Şu evet an değil. Sen süreceğim diyordun oje sürmedin mi? Niye söylüyorsun ya çaktırma. Hep tırnaklar. Verdim. Ojeli hep bakımlı ve dolayısıyla gerçek bir kozmetik kullanıcısı. O yüzden biz birbirimizden çok fazla şey yapıyoruz. Aynen. Öneride bulunabiliyoruz yani. Evet. Bugün de Meryem'in inanın bir makyaj youtuberından, bir güzellik youtuberından daha fazla güzellikle ama alakalı ürünü var. Ama o şundan oldu, her ay çekmiyoruz ve ben böyle bütün zamanların favorilerini getirdiğim gibi bir şey oldu. Süper, biriktirmiş oldun aynen. Aslında. Harika. O zaman bir ben bir sen gidelim. Tamam. İlk bence sen başla Meryem. Okey, ilk ben başlayayım. O zaman aynen. İlk makyajla mı başlıyoruz? İlk makyajla başlayalım. İlk şimdi buraya geldim. Senin ürününü göstereceğim. Ama ya. Gerçekten beğendiğim için göstereceğim. Teşekkür ederim. Senin setindeki ben bu Allah'a gerçekten bayıldım. Şu an suratımda da bu var bu arada. O kadar çok yakışıyor ki ve sana bu arada. Ve çok doğal duruyor. Böyle gerçekten hafif pembe olmuş, yanakların kızarmış gibi hı-hı. Duruyor. Ve ben şöyle sürüyorum. Allah'ı çok sürüyorum bu ara. Ve buralarıma sürüyorum. Hafif burnuma dokunduruyorum. Ben çok seviyorum buruna dokundurmayı. Çok seviyorum. Güneşten yanmışsın gibi bu oluyor. Bu tam onu yapılacak allık. Mesela bazı çok pembe oluyor. Tabii. Biraz palyaço gibi oluyorsun. Ama ben bu allığı gerçekten çok sevdim ve full bunu kullanıyorum. Ay ne mutlu bana. Zaten bu yani sete... Set elime geçti. Rujunu da çok rengi... seviyorum. Ama allık ekstra favorim. Bu rengi koymamdaki amaç aslında dediğin gibi hani herkese çok yakışabilmesi. Bu sette pembe bir allık olmuş olsaydı... Herkes evet. Bu şekilde özgürce kullanamayacaktı ve her tene de gitmeyecekti. Aynen bir arkadaşım da sür mesela ten rengimiz bir tık farklı o da çok beğendi. Ay ne mutlu bana ya çok güzel harika. Zaten amacım da oydu yani hep böyle elinizin en çok gittiği allık hı-hı. Olması en çok elinizin gittiği ruj olması. Ben yani full bunu kullanıyorum elime geçtiğinden oley. Beri. Ben de aslında normal şartlarda yazın çok fazla böyle fondöten kullanmaya bayılan aynen. Biri değilim. Ben de. Ama çok sık video çektiğim için evet. Videolarda da fondötensiz olmuyor gerçekten. De. Olmuyor. Bir sürü fondöten denedim. Zaten memnun kaldıklarımı ben sıkça hep paylaşıyorum ama son zamanlarda en çok elimin gittiği fondöten de Misha'nın fondöteni. Normalde Misha aslında BB kremi ile evet, ünlü. Evet ben çok seviyorum BB kremini. Gerçekten sevdiğini. Çok seviyorum. BB kremi ile çok ünlü ama bu Personal Tone diye bir fondöteni var bunun. Aynı zamanda içerisinde 30 ya SPF koruması. Hmm. Evet SPF koruması içeriyor. Çok doğal duruyor. Yani kapatıcılığı orta. Fakat o kadar güzel ciltteki o şeyi düzenliyor ki renk eşitsizliğini hı hı. Gideriyor, yağlı görüntüyü alıyor, mat bir görüntü yaratıyor ama sağlıksız bir mat değil ve yine böyle yüzünüzü çevirdiğiniz zaman tatlı bir ışıltı yaratıyor. Yapısı da çok güzel. Ciltte de ağırlık yapmadığı için ben bunu çok çok beğendim. Ben bu ara çok güzel. Talihsiz bir fondöten seçimi yaptım. Ya. O zaman ben bunu bir denerim. Çünkü bunu denesene. Ben denemek istiyorum çünkü Misha'nın ürünleri seviyorum. BB kremlerini falan çok seviyorum. Bir fondöten aldım en son aşırı kuru geldi. Hiç sevmedim. Pul pul dökülmüştür. Evet, çok, cildim de çok kurudu bilmiyorum. Ya fondötenden sonra mı oldu onu da çok algılayamadım. Olabilir. Hem göz altlarım aşırı kurudu hem yüzüm çok kurudu. Bir fondöten arıyordum ona bir bakacağım bunu, o zaman. Yani müsait olduğum bir gün alma ama. Yani bence önce bendekini dene zaten bizim ten renklerimiz çok aynen. Benziyor. Bu bana hatta olur. Sen bana daha bile beyazsın. Aynen. Sen bunu bir dene. Ben bunu bir deneyeceğim. Dene. Merak ettim bunu. Bakalım çünkü. Memnun kalacak mısın? Sıra sende. Aynen. Aa sıra bende. Kapatıcıdan gideyim. Tamam. Ben kapatıcıyı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani makyaj az yapma. Fondöten falan sürmüyorum ama kapatıcı kesin sürüyorum bugün. Rimel de sürmüyorum. İpek kirpiklerim var. O konuda çok şey yani makyajımın süresi kısalıyor. İyi oluyor. Ama son zamanlarda bu L'Oreal'in kapatıcısını denedim. Herkes buna tart aşık. Tart Shape Tape muadil gösteriyorlar. Sen, var ben denemedim. Ha, tamam. Shape Tape'i denedim. Ben de var sen de denedin mi? Bir kere. Ha. Sen de denedim. Tart Shape Tape daha aslında galiba yapısı daha güzel
sanırım. Bir sen tık yorumunu daha güzel. Yap. Bir tık daha güzel yapısı ve daha kapatıcı. Ama bu da gerçekten güzel. Çok güzel fiyatına göre gayet güzel bir kapatıcı. Birazcık kuru. Tabii şey, biraz çok kapatıcı olduğu çok için. Kapatıcı çok kapatıcı olduğu çok için pudra var. Formlu bir kapatıcı çünkü. Şeyi de benim çok hoşuma gitti böyle kalın kalın tombiklik olması. Çok tombik güzel tombik ya. Olması bir tane noktacık gitti. Koyuyorsun, aynen, dağıtıyorsun. Az sürüyorum, dağıtıyorum ıslak süngerle. Gayet güzel oluyor ve cidden çok kapatıcı. Ben çok sevdim bu ürünü. Bunu kullanıyorum. Bundan önceki favorilerimle miydi? Bir tane takipçim gelmişti hatırlarsanız. O da aynı ürünü bu arada anlatmıştı. Takipçilerimin geldiği favoriler videosunda o da bayılmıştı bu kapatıcıya. Bundan önce de şeyi kullanıyordum mesela. Onu da hala çok severim. Arada onu kullanıyorum. Maybelline'in silgi gibi olan kapatıcısı neydi adı? Age Rewind. Ben Age Rewind'a bayılırım. O da çok güzel. O mesela aşırı doğal ve ince duruyor. Kesinlikle. O mükemmel bir kapatıcı. Daha sonra birazcık daha kapatıcılık istediğim zaman da bunu kullanıyorum. Yani L'Oreal ve Maybelline markaları bence kapatıcıda ve maskarada aynen. Mükemmeller. Mükemmeller yani. Ya mesela hiç başka bir kapatıcı almıyorum. Yani genel olarak benim hani mesela şey sorunum da olmadığı için videolarda sürekli göstermek için bir ürün denemek gibi bir zorunluluğum da olmadığı için senin gibi bittiği zaman gidiyorum aynı ürünleri alıyorum. Bir de zaten memnunsanız çok da fazla macera aramamak evet, lazım ben yani. Bunu öğrendim. Evet. Bu zaten bunu öğrendim olduğu gibi. Memnun olduğunuz şeyden devam edin. Arada tabii ki değişiklik güzel ama evet. Bu tarz ten ürünleri biraz riskli çünkü. Alt tonu var, bilmem nesi var. Memnun olduğunuzdan bana sorarsanız evet, devam edin. Çok kuru çıkıyor, hiç uymuyor. Memnun olduğundan kesinlikle devam etmek bence gerekir. Bence de. O zaman ben de son zamanlardaki en favori şampuanım ve saç kremimle devam edeyim. Elidor'un yeni Sağlıklı Uzayan Saçlar serisi. Bu seri içerisinde çam terebentin yağı içeriyor. Biliyorsunuz çam terebentin yağı bilmiyorum sen biliyor musun? Biliyorum. Saçları çok güzel şekilde besliyor ve güçlendiriyor. Ben çok uzun yıllar önce şampuanım içerisine ekleyerek kullanıyordum çam terebentini ama bunda hiç gerek yok. Çünkü zaten şampuanın içerisinde çam terebentin yağı var. Dolayısıyla şu anda yaz ayında olduğumuz için saçlar klordan, deniz tuzundan çok fazla yıprandığından içerisinde de çam terebentin yağı olduğu için saçları çok güzel şekilde güçlendiriyor. Ve beslediği gibi de saç uçlarındaki kırıkları da onardığını söylüyor. Böylelikle sürekli kestirmek zorunda da kalmıyor. Bak mesela şu anda ben bununla yıkadım saçlarımı. Burada kokusu çok güzel. Çok güzel. Çok güzel kokuyor değil mi? Çam terebentin yağını ben de bir ara full kullanıyordum. Cidden işe yarıyor çam terebentin. İşte üşenenler. Evet, bir ben direkt sonra kullanmayı bıraktım aynen, çünkü çok zor. Hazırı var yani burada. Aynen. Direkt içine çam terebentin yağı eklenmiş şampuanızı kullanırsınız. Ben çok memnunum. O zaman ben birkaç far favorim var. Zaten bu videolardan dolayı var bu arada. Biliyorsun tek renk videoları çekiyoruz. Ya evet onlar çok güzel. Meryem'in o videoları evet. İzlemediyseniz eğer hala mutlaka izlemelisiniz. Pembe videosu için bir sürü şey aldım. Pembe. Bunlar pembe videosu evet, için bu miydi? Bu pembe ya, videosu çok içindi. Güzel. Bu da sarı videosu için. Ya yani bunu zaten direkt ambalajına kanarak evet. Aldım. Görünce aşık ve, olacağınız ürünler. Aynen ve içindeki renkler o kadar güzel ki. Bakayım. Ben bu flatun rengini çok kullanıyorum. Sen o zaman daha soğuk tonları seviyorsun. Ya, bak, soğuk bir palet bu. Normal ben böyle renkli farlar hiç sürmezdim. Gözüm şu an yok. Şu an yok. Sen bugün çok az makyaj yaptın. Az makyaj yapmışım. Evet. Ya bunun renkleri gerçekten aşırı seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Yani güzel. Normalde çok fazla renkli far sürmüyorum. Yani böyle daha doğal tonlar sürüyordum ama bu aralar sarılar, bu morlar. Ay, bu ne Meryem. Kadar bak ne kadar favorisi oldu, ne kadar favorim oldu. Buradan belli, pislik içinden. Bu palet çok güzel. Bu palet aşırı iyi. Bunu al bunu git yani. Sarı videosunda hep kullandım ve çok fazla sarı far sürmüyordum ben. Ama çok beğendim bunları. Sana bak ne kadar şey katmış. Pembe videosu evet, ve sarı videosu. Çok şey kattı bana. Makyaj anlayışına kesinlikle. Bambaşka şeyler katmış yeni yani. Yeni şeyler denemeye başladım. Süper. Matlar ve metalikleri bir aranın bulunduğu ve herkesin favori renkleri bunlar yani. Oyuncak. Pigmentasyonundan memnunsun. Evet. Kalıcılığından memnunsun. Aynen. Tozutması çok dert değil, renkler güzel birbirine geçiyor mu? Ben de tozutmasını hiç dert etmiyorum ya. Ama abi ya. En pahalısı bile zaten kesinlikle tozutuyor. Kesinlikle yani şöyle vuruyorum üzerine. Ama tozutacak okay. Zaten renk toz çünkü. Okay. Alternatifi olamaz. Çok yani güzelmiş onlar. Farların şeyini anladın mı? Şey yaparım. Bir gün onları getir, onunla makyaj olur. Yapayım. Çünkü ben en son bir videomuzda şey vallahi. Denedim. Pazardan aldığımız naked bir far denedim. Yani, naked 10. Naked 2 idi. 2 miydi? Ama aynısını yapmışlar. Gerçekten aynı mi? Renkler vardı fakat markasında değişik bir şey yazıyor. Urban Decay değil, BB Naked gibi bir şey. Ay ya, çok güzel. Onu sürerken biraz korktum. Kör olurum diye. Evet, rujlar çok kötüydü. Farlar da hani yine kötü. Şeydi ama rujlar yan sanayi kokuyor gerçekten. Arkadaşlar evet o ayrı bir konu. O mevzuya gireceğim. Evet. Çok kısa zamanda, çok yakın zamanda sen hatta. Misin onları? Bununla ilgili bir video gelecek. Ne olacağını söylemiyorum. Efsane bir video olacak. Ben gelirim bizim oradaki pazara gelirim. Sen full 5 lira. Gerçekten. Her şey 5 lira, 6 lira. Çok kötü ya. Ben bir tane diş macunu önereceğim biliyor musun? Çok değişik. İlk defa gördüm, hiç görmedim. Evet, çünkü ben de ilk defa zaten görüyorum. Ben bunu raflarda da görmedim. Yurt dışından mı aldın diye bu, soracaktım. Bu hayır, yurt dışında almadım. Ben yurt dışındayken PR gönderisi olarak gelmiş. Hı-hı. Yani. Eve göndermişler denemem için.
Hiç diş macununa benzetemedim bu arada ambalajında. Önce anlamadım ne olduğunu. Bu ne ya falan diye. Krem gibi duruyor. Krem gibi. Gibi falan duruyor. Krem gibi. Bir diş macunu ve rengine bak. Aa, pembe. 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 Bunu bana verseydin her şey pembe mi diyorsun daha? Aa, hiç aklıma gelmedi. Kızım. Gerçekten o kadar fışıyor mu rengi? Fırçalıyorsun pamuk şeker. Ay, çok güzelmiş. Pers pembe. Ben siyahını denemiştim. Bakar mısın şuna? Peki ekstra bir olayı var mı? Ekstra olayı inanılmaz dişi beyazlatıyor. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Ben hiç yani bu kadar hani böyle... Hani daha önce de zaten clickbait ürünler yapmıştık işte anında beyazlatan işte anında 60 saniyede etki falan gibi yazan ürünlere pek inanmıyorum. Daha önce onunla ilgili video yaptım zaten. Çoğu fail olmuştu yani ürünlerin. Bunun da inanılmaz bir iddiası var işte gerçekten dişleri anında beyazlatıyor. Yani anında gözle görebiliyorsun diye. Şöyle benim zaten diş rengim, kemik rengim kendiliğinden sarı. Benim de biraz öyle. Sarı. Benim de birazcık öyle. Ve çay kahve içtiğim çok zaman güzel. Anında çok dişim boyanıyor. Oluyor. Mesela bir kadeh şarap içeyim. Dudaklarım boyanıyor, aynen, dişlerim mor oluyor resmen. Beni kahve ve çay. Kahve çay mahvediyor. Çok içiyorum zaten. Bir gidiyorum aynaya kahve içtikten sonra. Bir de böyle siyah kahveler içiyorum. Ben de dark sütlü içmediğim için koyu şey kahve filtre. Çok kötü oluyor. Sapsarı oluyor dişlerim. Zannediyorlar ki sigara mı kullanıyorsunuz? Hayır arkadaşlar gerçekten kesinlikle sigara kullanmıyorum. Tamamıyla çaydan kahveden yediğim soslu yemekler vesaire benim dişlerimi inanılmaz şekilde boyuyor. Aynen. Memnun olduğum başka çok diş macunu var. Colgate'i de çok seviyorum. IPA'nın da çok sevdiğim diş macunları var ama şunu çok sevdim. Bu gerçekten dişin sarı ya fırçaladın anında gerçekten, beyaz. Gerçekten ben şeyden ama anlık yani şimdi uzun süre kullanırsan belki hani o beyaz diş oturur ama mesela video öncesi hani kapkahve rengi şey sapsarı dişlerim. Hı-hı. Kahve içmişim çünkü sabah kahvesi fırçalıyorum gerçekten bembeyaz yapıyor anlık dişime. Anlık da olsa bence beyazlatıyor anlık, çok güzel. Anlık beyazlatıyor. Peki bir şey soracağım ben siyahını kullanmıştım siyah da beyazlatıyordu ama aktif hani karbonlu. Böyle diş macununun bir ferahlatan etkisi var ya o onlarda yoktu. Hiç yok. Onda var mı? Var. Ha bu o zaman güzel. Ya sen bunu kullanman lazım. Onu ben zaten çok beğendim. Çok şey yapıyorum. Ben enteresan şekilde böyle ofiste kullandığım diş macunları başkaları da yararlansın diye. Yok böyle parmağımla alıyorum. Ha. Diş fırçama sürmüyorum. Dolayısıyla iğrenmeni gerektirecek hiçbir durum yok. İğrenmem bunu kullanabilirsin. Bu ofisin şeyinde çok duruyor güzel yani. Gözüküyor. Aynen çok memnun kaldım. Çok güzel diş macunu. O zaman ben cilt bakımıyla devam edeceğim. Tamam. Ben bunu bu ay denedim ve gerçekten çok sevdim. Healing jeli scrub. Biraz konuştuk galiba sen hiç sevmiyormuşsun. Sevmiyorum ben bu ürünü. Dur bakalım anlatsın bir. Ama ben bunu neden sevdim? Ben agresif peelingleri çok seviyorum. Gerçekten yüzümü böyle yıkayayım. Güzel bir hani şey yapayım yüzümü ovalayayım. Ve etkiyi göreyim. Bu senin olayın. Ölü deriler gitsin. Gerçekten ama çok işe yarıyor. Çok ama güzel görünüyor. Ama bu çakıl taşı. Hayır değil, evde gelen herkes dedim ki... Sanki böyle ne denir onu, mırç mı denir o toprağa? Mırç mıydı, hırç mıydı? Aynen. Bir toprak, ha, mıcır, mıcır mıcır. Aynen. Mıcır yani var içinde ya, bildiğin. Ya çok güzel ya, yani. O kadar... Ben onu topuklarıma kullandım. Gerçekten mi? Hiç sevmedim, yüzümü böyle yani parçaladı çünkü. Benim biraz hassas bak. Ağrılarım görüyor musun benim? Evet. Çok yüzeye yakın olduğu için bununla yaptım anda direkt kılcal damarlarım ortaya çıktı dedim bu böyle olmaz atamıyorum da. Topuklarımı kullandım çok güzel yaptı yani topuklarımı. Ben eve gelen evde kalan kız arkadaşlarımın hepsine diyorum ki çok güzel bir ürün keşfettim bak bunu kesin dene yüzünü yıkarken falan ne diyorum. Diyorlar? Ya kimse benim gösterdiğim tepkiyi kimseden alamadım. Ona da biraz sinirim bozuldu açıkçası yani şey bekliyorum. Aa çok güzel ürünmüş ben de alayım falan. Hiç kimse böyle bir tepki vermedi evet ona yani, birazcık sinirim saygı bozuldu. Saygı duyuyorum beğenmeni. Ama ölü derileriniz çoksa böyle bir yüzümü yıkayayım hepsi gitsin diyorsanız bence kesin deneyin. Bir de cildiniz hassas değilse altını çizeyim. Evet. Hassassa cildiniz çok kötü yapıyor. Deneyebilirsin ama benim de cildim hassastır. Ben de hiç öyle bir etki yapmadı. Yapmadı mı diyorsun? Aynen. Ya günde bir kere bir de ben her gün kullanıyorum. Meryem. Her gün kullanıyorum. Sakın her gün kullanmayın. Çünkü kullanmayınca sabah sanki makyajım çok güzel olmuyor. Ha. Peeling yapmadığım zaman. He. Ben o yüzden her sabah bir peeling yapıyorum. Ya da sabah çok yapmadıysam, cildini, çok çizme cildini ya. Ya da sabah yapmadıysam, bugün çok makyaj yaptıysam, akşam yapıyorum. Falan. Evet. Ben sevmiyorum. Hadi ya. Saygı duyuyorum sevmeni. Çok güveniyordum bu favorime. Ben daha şimdi çok güzel bir ürün önereceğim size. Aşırı memnun kaldığım ve çok sevdiğim bir ürünle devam ediyorum. Bu ikincisi. Ozone Labs markasının yeni probiyotik içeren köpüğü. Aa, hiç duymuş muydun böyle hayır. Şey? Resmen ilginç ürünlere hayır, koysan konulur ha. Aynen. Probiyotik içeriyor arkadaşlar. Yoğurt gibi. Evet yoğurt gibi. Ya probiyotik nasıl bağırsaklarımız için işte genel sağlığımız için çok iyiyse aynı şekilde probiyotik tabii ki cilt için de çok çok İlk iyi. İlk defa duydum ben bunu. Gerçekten probiyotik içeren yumuşacık bir köpük temizleyici. Makyajınızı çok güzel temizlediği gibi ben bunda ne zaman yüzümü yıkasam siyah nokta yok yüzümde. Gerçekten. Makyaj çok güzel temizliyor. Cildi mükemmel şekilde besliyor. Çok güzel nemlendiriyor, çok güzel köpürüyor. Hadi ya. Çok güzel köpürüyor. Bir tane de böyle özel bir onun şeyi var. Pamuktan böyle bir çok temizleyici, çok dokulu. Güzel. Öncesinde bununla peeling yapıyorsunuz. İşte bu mesela bu marka
Ozone Labs markası böyle cildi çok yoran ve böyle çizen şeylere biraz karşı bir tam marka. Benim tersim. Tam senin biraz tersin. Tersin benim. Aynen. O yüzden kendi özel şeyi var. Peeling yapabileceğiniz, cildinizi temizleyebileceğiniz bu pamuklu böyle temizleyicisi var. Ben de çok seviyorum ama. Öncelikle bununla ölü derileri arındırıyorsun. Daha sonra iki tane köpük, sadece iki pompa alman yeterli. Özellikle cildi akneli olan, cildi hassas olan, cildi böyle iritasyona yatkın. İşte mesela bir tane o rozese hastalığı mı ne vardı? Hani böyle ciltte çok böyle kırmızı böyle lekelerin olduğu. Şey de kullanabilir o zaman. Ben bir ara bu sivilce ilacı kullanıyorlar ya. O zaman da çok kızarıyordu. Evet kullanabilir. Yüzüm. Evet kullanabilir. Aynen öyle. İşte o sivilce ilacı döneminde daha böyle bir cilt atıyormuş hiçbir ya bütün akneleri. Sürülmüyor. Hiçbir şey sürülmüyor. Yüzüne zaten o dönemlerde hiç kimyasal bir şey aynen kullanmaman lazım. Mükemmel. İçerisinde hiçbir şekilde SLS, alkol, paraben içermiyor. Çok memnunum ben bununla. İnanılmaz. Bunu ne zaman ben kullansam cildim isterim. Hep ışıl ışıl. Ay sana denemek istedim. Tam çünkü benim önerdiğim şeyin tersi bir ürün. Bakalım memnun kalacak mıyım? Bunu sana miyim? Hediye edeceğim. Aa. Ama bak o dönemde yaz istemem ya cebime koy. Bunu sana hediye edeyim. Çünkü gerçekten çok memnun kalacağım dedim. Tamam. Ama o dönemde bu şeyleri kullanmak yok. O tamam. Agresif peelingleri falan tamam. Kullanmak yok. Bak bu da tertemiz zaten. Bu benim ikincisi bak, olduğu için. Bunu cidden çok seviyorum. Bunlarla bunu peelingini yapıyorsun. Akabinde iki pompa alıyorsun. Süper. Yüzünü yıka. Bana bir geri dönüş yap bakalım. Tamam. Makyajının temizliği ve cildimin temizliği ile ilgili tamam. Senden haber bekliyorum. Bu arada çünkü benim cildim bir garip oldu. Heh. Bir kurudu, göz altlarım kurudu tamam. Alakasız bir şekilde. Bak gör bu senin cildini ne kadar fazla beğenirsem toparlayacak. Beğenirsem sonra paylaşacağım ben Rose Kaynak Polarisi. Ben buraya yazıyorum. İşe yaradı. Çok cildim memnun kalacağına hiç kuşkum diye. Yok. Bu aralar full kullandığım ürünlerden bahsedeyim. Hadi bakalım. Ben gloss kullanmaya başladım bu ara. Çünkü çok popüler. Evet çok popüler oldu. Takip ediyorum ve çok seviyorum ya cidden. Sanki daha genç gösteriyor. Tabii gloss parlak gösteriyor. Parlak, taze, fresh, aynen. Aydınlık görüntü. Küçükken de hiç sevmiyordum. Yani yaşım biraz daha küçük kullan. Asıl bunlar hani trend yoktu çünkü. Evet, trend yoktu ve hani bir şey vardır ya saç direkt gloss sürünce yapışır ama falan. Ama öyle zaten. Ben de ondan sevmiyorum. Bir de İstanbul çok rüzgarlı yazın. Evet. Böyle ağzıma yüzüme yapıştığı için ben de sevmiyorum. Aslında olmuyor gibi. Sen küçükken daha çok oluyordu ya da nasıl sürüyorsam artık ama ağzıma burnuma sürüyordum. Yapıları da değişti artık. Evet. Kozmetik teknolojisi de çok doğru, gelişti artık. O kadar yapış değil. Yapış yapmıyorlar. Bu da yine öner her şey bakayım. Mavi videosundan. Aa mavi mi rengi? Böyle hafif mavi ışıltıları var içerisinde. Aa evet. Çok güzel ya. Gerçekten hem verdiği parlatıcılık çok güzel. Ay kokusu çok güzel. Ben şey yapıyorum, dudak kalemi sürüyorum. Tamam. Üzerine direkt bir gloss. Lip oil zaten bu. Çok güzel o. Dudak bir de bu var. Geçiyor. Bunu da çok seviyorum. Buna bakayım. Bu da yine bir videodan. Ben Victoria Secret. Ucuz almışsın. Aynen indirimdeydi. İndirimden almışsın. İndirimde olduğu zaman aldık. Bu 7.28. 7 lira çok iyi. Aa bak bunun hafif pembe. Aa bu hafif ya. Pembe bu çok bu güzel. Çok güzel gösteriyor. Bu çok güzel. Direkt hani böyle senin bu allık. Ay mükemmel bu kokuyor. Bu allıkla birlikte çok güzel oluyor. Kızım bakar mısın şunun kokusuna? Evet. Gerçi niye bakar mısın diyorum zaten senin ürünün ama. Sakız gibi kokuyor. Sakız gibi kokuyor. Bunu çok seviyorum. Bunu İndirimdeyse ben de alırım bak. Büyük ihtimal indirimdedir. Hala indirim var. Bakarız aşağı sayılır. Bugün. Sür ya bakayım. Sür de görsünler. Aa çok güzel. Victoria's Secret'ı daha çok beğendim NYX'ten. Bu çok güzel kokuyor. Victoria's Secret çok güzel. Bu hem renk de veriyor. Ve hiç yapışıklık yok çünkü aynen. İkisi de lip oil. Buna böyle altına birazcık dudak kalemiyle üzerine mis. Bunu sürüyorum. Çok aa bak dudak kalemi o zaman sen onu yaparken altına evet. Azıcık dudak kalemi şunu sürsene. En yüksek puanı alan ürünler videosunda insanların çok beğendiği için aldığım bir kalemdi. Ay ucu biraz azalmış ama. Bir şey olmaz süreyim. Şunu bir sürsene ya. Çok abi, sürdüm ya. Lip balmış. Ay şeyi. Mükemmel bulursun. Bir ruj. Şey ruj diyorum kalem. Evet. Ruj niyetine sürüyorum onu. Ben rengi de öyle o kadar yapıyorum. Güzel ki ve çok kalıcı. Bazen de rujların altına sürüyorum komple. Rujun kalıcılığını inanılmaz arttırıyor. Ve dudakları çok büyük gösteriyor. O videoda da zaten beğendiğimi söylemiştim. Artık bundan başka hiç dudak kalemi sürmüyorum desem yeridir. Ben çok beğendim. Tam işte ben de bu tonlarda sürüyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bunu alın. Ben Victoria's Secret'ı alacağım. Bunun da rengini söyleyeceğim onun size. Adı neymiş, rengi neymiş. Ben de bakacağım. NYX'in Slide-On, Glide-On kalemi. Tamam, Slide-On, Glide-On. Nude, Suede, Shoes. Söyledi. Nude, Suede, Shoes. O zaman ben bir tane nemlendiriciden bahsedeyim. Simple'ın bu sana ufak ambalajdaki nemlendiricisi. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Yoğun bir nemlendirici. Bunun yıkama jeli de vardı, akmıştı. Benim çok üzüldüm. Evet, yıkama jelini de kullanıyorum. Çok, çok güzel. Güzel. Aynı zamanda içerisinde güneş koruyucu varmış. Güzel bak önemli. 15 SPF koruması var. Nemlendiricilerinizi seçerken mutlaka güneş koruyuculu olmasına özen gösterin aynen. Bence. Ve tipi çok güzel. Mesela evet tipi çok tatlı. Böyle ufacık olması da çok güzel. Bir yere giderken direkt hani bir yerde mi kalacaksın? Seyahate mi? Melisa bunu ne zannettin? Amsterdam'a getir bunu. Meyve suyu mu? Püre püre.
şeyin püreleri var ya. Hani böyle püre şeklinde çilekli mamalar var. Melisa çok seviyor onları. Bunlar tuvalette duruyor. Getirmiş böyle heyecanı. Anne bunlar püre mi diye getirdi böyle. Benim saçmalama püremiyle değil o. Onlar benim kozmetik ürünlerim. Çocuklardan uzak tutalım. Çocuklardan uzak tutun. Biraz yanlış anlaşılabilir. Püre şeyinde çünkü olduğu için. Ya tatlı, yenecek bir şey gibi de gözüküyor. Evet çok bir sevimli. Yandan. Çok sevimli. Çok tatlı. Ben bak bunu kullanmadım doğruya doğru. En son San Francisco'ya ve Londra'ya bunun yıkama jelini götürmüştüm. Hı hı. Maalesef yan bıraktığım için komple akmış her tarafa. Ona bir üzüldüm. Kremim var diye kremini açmadım ama ben de şeyini önereceğim. Bu ay ikimiz de simple koymuş olduk. Misal suyunu önereceğim bunun. Mükemmel. Bunu denemedim. Mükemmel. Temizleme jelini falan denedim. Aldım mükemmel. Ama bunu denemedim. Ben bunu ne yapıyorum biliyor musun? Bununla fırçalarımı da temizliyorum. Evet. Eskiden mesela fırça temiz yani mümkün mertebe tabii ki su altında yıkıyorum fırçalarımı ama artık şeye çok üzülmeye başladım. O akar, sürekli akan suya biliyorsunuz gri su deniyor. Harcadığın o akan suya. Ve hani fırça yıkama uğruna litrelerce su harcadığımı fark ettim ve başka bir yol bulmalıyım dedim. Bu böyle olmaz yani. Saçma sapan bir şeye dönüştü. Fırça temizleme ürünleri aldım. Mekinki çok güzel evet ama hani çok maliyetli olmaya başladı benim için. Flormar'ınkini aldım. Daha önce de koymuştum favorilerime. O da güzel ama bitmiş. Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken daha sonra çok şansa bak. Hiç aklıma gelmemişti gerçekten misal suyla fırça temizlemek. Benim Alev Kars'ı tanıyor musun? Evet biliyorum. Alev Kars'ın storiesinde gördüm. Misal suyla fırça temizliyormuş. O Bioderma'nınkini temizliyormuş. Bende de Simple'ınki vardı. Zaten ciltteki makyaj temizleme performansını da çok seviyorum. Bu da aynı zamanda bu arada Simple markası biliyorsunuz hiçbir şekilde paraben, alkol, parfüm, renklendirici ve sert kimyasalları içermiyor. Ay dedim benim de hazır elimde Simple varken onunla bir temizleyeyim. Ya anlatamam. Çıkartıyor mu gerçekten? Ya sana böyle kırmızı farlar hani asla hadi çıkmayacak ya. Siyah farlar. Siyah farlar çıkıyor mu? Hepsini çıkardı. Gerçekten. Koyuyorum bir tane kaseye. Böyle fıt 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 kaseye fıt koyuyorsun. Kaseye döküyorum. Böyle fıt 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 fıt. Sonra şey peçetenin üzerine içi dışı tertemiz fırçalarım. Gerçekten. Yani normal cilt makyajınız da çok güzel temizliyor. Fırçaları da çok güzel temizliyor. Onu ben bir daha fırça temizleyeceği para vermem lazım. Ben de yıkıyordum bebek şampuanıyla yıkıyordum. Ya evet tabii ki ben de ama işte o su kaybını ben. Evet haklısın. Ve tabii anlık da burada da makyaj yaptığım için kırmızı far sürüyorum hemen temizlemem gerekiyor. Yıkadığım zaman kurumuyor. Bulaşıkları bile elde yıkamıyoruz sağ olsun diye. O yüzden buna geçtim çok memnunum. Ben de o zaman çaydan bahsedeyim. Hadi sen çayını bahset. Çay var. Hadi bugün içelim onu. Hadi bunu. Biz Meryem'le de toksa girdik haberiniz yok. Açıl o yüzden biraz. Tam da bunu içelim bugün günümüze uygun. Konumuza uygun bir çay getirdim. Kiraz sapı çayı. Tadı güzel mi ya Meryem? Şekerli bir tadı var. Şeker yok mu içinde? Hayır yok. Valla kendinden mi şekerli acaba? Kiraz şekerliyse herhalde. Bak sadece içinde şey yok. Kiraz sapı yok. Ne varmış? Sinameke içinde? Yaprağı, huş ağacı yaprağı, rezene, barut ağacı kabuğu, ısırgan yaprağı, funda yaprağı, ahududu yaprağı, tuttu frit de arama vericisi. Tuttu frit o zaman ona. Ya ben o kadar tatlı çay çok sevmem açıkçası da etkisinden dolayı içiyorum. Tamam. Kuş burnu da var ya o da biraz tatlılık veriyor. Yani böyle birazcık şişkin hissediyorum mesela. Çok kötü olmuşum uzun süre. Hani kabız olanlar falan varsa aranızda çok fazla. Tuvalete çıkartıyor mu? Direkt. 1-2 saat içerisinde. Ama böyle şimdi çok detay veremeyeceğim. Çok çirkin bir yere varıyor. Yok öyle düşün dediğin gibi yani ishal olarak gitmiyor. Ha ishal olmasın. Aslında birazcık da öyle yapıyor da. Şimdi. Ha yapıyor mu? İnsanları yanlış şey yapmayayım da koşarak gidiyorsun gerçekten. Ve hani rahatlıyorsun. İçinde şey birkaç var ya günün sinamekeden dolayı o. O birkaç günün stresi falan gidiyor koşarak. Komple diyorsun. Ve mesela sabah bir de bol su için. Bol su. Bir bardak içiyorum mesela bol su içiyorum yanında böyle yarım, 1,5 litrelik suyun yarısını bitiriyorum. Tamam. Direkt etkisini gösteriyor. Vallahi. Ben hayatımda bu kadar etkili bir şey hiç görmedim. Benim ödemimi atsın. Benim tuvaletle ilgili bir derdim yok. Ödemimi atsın istiyorum. Ödemi de attığını söylüyorlar. Çünkü işte, kiraz sapı ya. Aynen kiraz sapı bir de çok kilo verdirir falan diyorlar. Ben bunu aldım. Bir de bana şey önermişti bunu. Diyetisyen önermişti. Güzel. Diyetisyen olaylıymış. Bir şey daha önermişti ama rooibos çayı onu deneyemedim. Rooibos çok güzel lezzetli vanilyalı bir çay. Çok ödem attırıyor demişlerdi. Hadi ya. Evet onu denemedim. Onu içeyim o zaman ben. Bayılırım rooibos'a. Ama bu gerçekten denedim. Bunu arkadaşlar hani sıkıntınız varsa midenizde ödem atmak istiyorsanız. Bence kesin kullanın. Hadi şu ruju sen dene. Çok güzel bir Rivalde Lupin ruju ya. Şey olsaydı keşke. Peçete var mı? Peçete olsaydı. O zaman siliyorum. Hadi sil bakalım. Rivalde Lupin. Bu ruja bayılıyorum. Bunu ne zaman sürsem herkes hep soruyor rujun ne diyor. 11 numarası ha. 3 liraya mı aldım? 5 liraya mı aldım? Gerçekten evet. Mi? Zaten Rivalde Lupin çok ucuz biliyorsun. Evet. Birazcık şey. Çok soğuk güzel. Tonlu mu? Soğuk. Ve sürümü çok kolay, çok kremsi. Her makyajla çok yakışıyor. Tam bir günlük hani çantaya at ruju uygun fiyatlı. Çok güzel değil mi?
Direkt bir de şey, sürümü de çok kolay. Sürümü çok kolay. Ve rengi de çok güzel. Aynen. Bütün makyajlarla uyacak. Hep böyle, hep çantamda yani. Bitireceğim neredeyse ruju. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bunu aklınızda olsun arkadaşlar. 11 numarası bulursanız, şöyle yani, şu şöyle siyah kapaklı olan. Komple. Acayip memnunum. Benim bu kadar, senin de bu kadar favorilerin herhalde. Benim de bu kadar. Herhalde. Aynen. Son bir sorayım, dizimizi falan izliyor musun hızlıca? Valla ben uzun zamandır hiç dizi izleyemedim. İzlemedin. Aynen. Aslında bir tane şey izliyorum çok. Netflix'te bir belgesel var, onu yeni bitirdim. Hadi sen öner bu ay. Interior Designs. Ha, ona ben, ova. Efsane bir mükemmel program. Ona bir başlayınca bitmiyor. Aynen, çok, çok güzel. Bir de böyle İngiliz aksanıyla konuşuyorlar. Evet, evet. Kulağına aşırı hoş geliyor. Ben full onu izledim. Çok güzel. Çok güzel bir program. Ben de çok seviyorum onu. O belgesel gibi böyle bir program. Bir de ben işte şey, gene eskilerin şeyine devam ediyorum. La Casa de Papel'i bitirdim. Ben hiç izlemedim. Aa. Hiç izlemedim. Başla ona. Bir de şey, Stranger Things izliyorum. Onu izledim. İşte. Aynen. Evet, o çok o kadar. Güzel. Bu ara yeni bir dizim yok arkadaşlar. Onları aynen izliyorum. Bir sonraki ay söz veriyorum size, yeni dizi önerisinde bulunacağım. Ve biz videoyu Meryem'le bitiriyoruz artık. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım favorilerimiz sizlere de faydalı olur. Evet. Bu ürünler arasında denedikleriniz varsa, sizlerin de memnun kaldıklarınız varsa ya da siz de favorilerinizi... Ya da deneyip beğenirlerse de aşağıya yorum bıraksınlar. Deneyip sonra beğenirseniz aşağıya yorum bırakın. Sizin favorileriniz varsa aşağı yorum bırakın ya da denedikleriniz, hala hazırda memnun kaldıklarınız varsa, aa ben de deyin yani, memnunum. Onları bekliyoruz sizden. Meryem ilk konuğumdu benim YouTuber'larda. Bir yorum daha isteyeceğim. Bir sonraki konuğum kim olsun? Onu da lütfen yazmayı unutmayın. Ve biz videoyu dediğim gibi kapatıyoruz. Acıktık. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Karnımız çok acıktı. Bay bay. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şuraya tıklayarak da bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Meryem'in de kanalına abone evet olmayı unutmayın. Onu da videonun açıklama kısmına koyacağım. Bütün ürünleri orada bulabileceksiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.